Dünya Dans Günü etkinliği kapsamında bugün sahneye çıkacak solist arkadaşlarımızdan Erhan Güzel yanımızda. Onu çok iyi tanıyorsunuz. Afife, sonra Silvia Balesi, değil mi? Geçtiğimiz yıl birlikte olmuştuk. Hoş geldin Erhan Güzel, nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkür ederim, yorgunsun provadan. Şimdi çıktılar sevgili seyirciler. Normal, bizim bugün için. Aynen. Bugün için neler söyleyeceksin bize? Hangi temsilde görev alıyorsun? Dünya Dans Günü kutlayacağız. Dünya bunu her yerde kutlar. Çok da güzel bir etkinlik olur. Bizim başkurumuz bunu 3 güne yayaraktan yavaş yavaş kutluyor. Çok da sevdiğim bir dönem. Üç gün üst üste temsillerimiz olacak. Novel'in doğum günü olan 29 Nisan Dünya Dans Günü olarak biz kabul ediyoruz. Aynen öyle. Burada da bu gecede de güzel bir düşünceyle önden biz nasıl ilk başta egzersizlerimiz var, bunun adına bale dersi diyoruz. Bale dersi yapacağız. Bunu seyirciye bir kısmını göstereceğiz. Zaten tamamını gösterme şansımız yok. 2 saat sürer normal. Birazcık temsillerden göstereceksiniz. Hayır, önce bale dersinden göstereceğiz. Ondan sonra temsiller. Aynen öyle. Genç arkadaşlarımız var. Yeni koreografiler yaptılar. Onların 2 tane temsili olacaklar. Ben ikisini de çok beğeniyorum inşallah. Yani genç koreograflar çok önemli. Onlar tabii sonra... Tabii ki onların yetişmesi değil mi? Aynen öyle. Gelecekte onlar aynen öyle. Olacak. Aynen öyle. Onları da izledikten sonra bizim Türk ünlü ve rahmetli olan koreograflarımız var. Mesela Duygu Aykal ve Oytun Turfan'da. Ben şans eseri bu ikisini de koreografisine dans edeceğim. Duygu Aykal'ın İnsancığını, Oytun Turfan'da'nın Yoz Döngüsü'nü. Benim ardından hemen Kuğun Ölümü var, Deniz yapacak. Onun ardından Don Quixote var. Ondan önce Korsan'ın Cariyeleri var. Ali ve Berfu'nun yaptığı Korsan'dan yine Padesuklav bölümü var. Yani çok etkileyici bir gece. Çok da güzel, şov dolu bir gece. Balenin en tatlı olduğu anlar, en güzel olduğu anlar. Böyle geceler her zaman şart. Ama bu geceler normal gecelerden 1000 kat daha zor olur.